şu anda Kıvancı'nın seçimlerine baktığımızda bu tarz seçimler yok. Baya baya inanarak şu saçmalığı yapıyor. Gördüğüm kadarıyla bu sahnede herhangi bir duygu yok. Can Yaman bir oyuncu değil. Biri oyuncu, biri türkücü diye geçiyor ama bence türkücü daha doğal. İzlediğimiz şeyde oyuncu yok zaten. Merhabalar, Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Sarımola, oyuncu ve oyuncu koçu. Birazcık size kendimden bahsedeyim. Ben 35 senedir oyunculuk yapıyorum. Bir imam sayesinde oyunculuğa başladım. Aile dostumuz bir imam sayesinde. Bugüne kadar herhalde 300'e yakın projede yer aldım. Türkiye'de böyle bir sayı var mı inanın bilmiyorum ama çok büyük proje ve çok büyük tecrübeler sığdırdım. 10 senedir oyuncu koçluğu yapıyorum. Şimdi Tümayoz Okur Akademi'deyim. Bu süreçte çok önemli kişilerle çalıştım. Bu beni oyuncu olarak da çok besleyen bir durum oldu. Kendi oyunculuğum da evrildi ve bugünlere kadar geldik. Bugün sizlerle dizi film sahnelerinden izleyiciler tarafından beğenilmemiş ve sosyal medyaya düşmüş dalga konusu olmuş kötü sahneleri, kötü oyunculuk performanslarını yorumlayacağız. Bu Kamboçya'daki işte fotoğraf çekimin iptal olmuş. Arkasından bir de mülteci projem var falan, bu da iptal. Tamam kardeşim, bir sakin ol. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Metin? Nasıl sakin olayım? Abi ne oluyor? Beni ben yapan tek şeyi almışlar elimden, anlıyor musun Metin? Ne yapayım şimdi ben? Ha, söyle, söyle, söyle. Ne yapayım şimdi ben? Ha, ne yapayım? Ne yapayım? Can... Can Yaman bir oyuncu değil. Güzel bir ekran yüzü. Güzel bir malzeme. Çok güzel kullanılıyor. Çok güzel yerlere geldi. Popüler kültürün bir mantarı. İyi de kullandılar, iyi de değerlendirdiler. Ama kendisi oyuncu değil. Piyasaya ilk girdiği zaman birlikte çalıştığımız dönemler de oldu. İyi de bir insan. Ama oyuncu değil. Hiçbir zaman da olmak istemedi sanırım. Oldurmaya da çalışmadılar. Onu başka bir şeye dönüştürdüler. Dönüştüğü şey bu. Bunun adı oyunculuk değil. Yani kendisi de oyuncu değil. Başka yapılacak yorum yok ki. Yani bu sahneyle alakalı ne denilebilir ki? Böyle bir tepki, böyle bir şey, böyle hareketler. Gerçek hayatın içinde böyle bir hareket var mı? Bir tanesi var mı? Evet, birçok çıldırma modeli var, delirme modeli var, sinirlenme modeli var ama şu hareketlerin hiçbiri gerçek hayatta yok. Gerçek hayatta olmayan bir şeyi kabul etme ihtimalim yok benim. O arada işte kaslarını göstermeye çalışarak, bizim de var, ne yapayım şimdi, şöyle mi yapayım anlatırken. Biz de yaptık, burada yapmaya gerek yok. Zaten ne güzel görünüyor kasların, çok da yakışıklı bir çocuksun, bence çok güzel bir çocuk. Yani normal olsa, samimi olsa başarılı da olabileceğini düşünüyorum. İşte millet zaten diyecek ki başarılı zaten. Popüler kültürle başarıyı aynı bulmuyorum. Ya da oyunculukla başarıyı aynı kefeye koymuyorum ben. Tanınmışlıkla, ünlülükle. Oyunculuktan eser yok arkadaşlar. Yanlış yönlendirmenin kurbanı bence. Çocuğun hatası yok. Çocuğu buraya getirenleri sorgulamak lazım. Lux tapped. Oh no, 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 don't think like that. Atatürk, gerçek olamaz bu. Zaten geçmişte yaşayan bir karakter. Geçmişte yaşadığı için sanki şu an yaşıyormuş da şimdi Atatürk'ü görmüş gibi bu kadar şaşkınlık içinde bakıyor olması tamamen oyuncunun durumu, zamanı, kendi karakterini anlamamasıyla alakalı. Tamamen mış gibi yapmasıyla alakalı. Çok kötü oynuyor, çok mış gibi yapıyor. Adı üstünde oynuyor. Asla ve asla oyuncu yaşamıyor. Günümüzden geçmişe gitmişim ve Atatürk'ü görmüşüm. Tabii ki de şaşıracağım ve büyük oynayacağım tarzında kendini savundu. O zaman hatalı bir yorum, izlemediğim için yaptığım yorum. Savunduğu yere okeyim. Yine de oynayış biçimi tamamen fake, tamamen mış gibi. Ama hani savunduğu yer doğru. Ben bilmediğim için, izlemediğim için böyle bir yorum yaptım ki aslında doğru bir yorum yapmışım. Öyle olması gerekiyormuş. Ama oynayış biçimi öyle değil. Tamamen mış gibi yapıyor. Zaten genel olarak bu arkadaşımızın oyununda hep mış gibi var. Ama popüler kültür bu arkadaşımızı aldı, çok yukarılara bir yere taşıdı. 1.20 boyuyla. Halbuki bizde tamamen boy önemliyken bu piyasada, erkekte de kızda da ne hikmetse, nasıl oluyorsa bu 1.20 arkadaşımız jöndem oldu. Hiç
anlayabilmiş değilim. Oyun olarak çok kabiliyetlisindir. Mesela Sevda Ergin'ci vardır. O da, onun da boyu çok uzun değildir, kısadır. Ama müthiş bir yetenek, müthiş bir oyunculuk, müthiş bir inanç. Merve Dizdar keza müthiş bir oyunculuk, müthiş bir inanç. Boylu olmuyor tabii ki işler, o işin şakası. Ama bu arkadaş hep mış gibi, miş gibi yapan bir arkadaş. O yüzden hani hiç inandırıcı bulmuyorum. Hiçbir projesinde inandırıcı bulmuyorum. Zaten samimiyetine inanmadığım için hani proje ne olursa olsun yapacağım yorum hep bu oluyor. Şimdi eleştirirken birazcık vicdanlı olmak gerekiyor bence. Kıvancın başladığı günden bugüne kadarki gelişimini çok 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 başarılı bulanlardan biriyim. Bu ilk projesi sanırım değil mi? Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Gümüş müydü ilk? Gümüş galiba. Bir evrim geçirdi. Çok iyi bir modellikten çok iyi bir oyuncuya dönüştü. Bu sahnede ben yine de inandığını düşünüyorum. Gözlerinde çünkü görünüyor. Gerçekten beslenilmesi gerektiğini düşünüyorum. İçeriye gerçek bir duygu yüklemek gerekiyor sinir krizinde. Çünkü her zaman karaktere inanamayabiliyorsun. Ama kendi gerçeğini içeriye yüklediğin zaman o zaten sana bu durumu getirebiliyor. Ki ben bu sahnede Kıvanç'ın gözünde, sadece gözünde ama gerçekten bir duygu olduğunu, içselleştirdiğini, ki İpek Bilgin gibi bir ustayla çalışıyor. O yüzden de bunu yapmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. İçselleştirme yapmadan oynamadığını düşünüyorum. Mutlaka o yüzden gözlerinde bir içselleştirme var. Bir şey yüklemiş. Gözde görüyoruz. Ama çok yüksek ihtimalle bizde klişe vardır. Yönetmenler bunu istiyor. Yönetmen orada bağırmasını istiyor. Yönetmen orada vurmasını istiyor. Çünkü yüksek bir sahne görmek istiyor. Bunu da klişelerle oyuncuya yaptırıyor. Ben bunun oyuncunun seçimi olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anda Kıvanç'ın seçimlerine baktığımızda bu tarz seçimler yok. Birçok tiyatrocuya ve oyuncuya ters gelebilir ama ben birçok konuda çok ciddi bir Beşiktaş taraftarıyım. Yani çocukluğumdan bugüne kadar gelen fanatizm derecesinde bir şey bu. Sevinç sahnesini Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanması duygusunu hissederek, düşünerek oynayabiliyorum. Üzüntü sahnesini Beşiktaş'ın şampiyonluğu son dakikada kaybettiğini düşünerek oynayabiliyorum. Sinir krizi sahnesini Beşiktaş'ın hakkının yendiği anları düşünerek oynayabiliyorum. Seyirci sadece gördüğüne bakar. Birçok konuda bu, yani birçok kişi bana bu konuda kızıyor. Alakası yok işte, örtüşür mü o duygular? Ne biliyorsun benim için ne olduğunu o duygunun? Ki Marlon Brando'nun bir belgeseli var, Listen to Marlon. Ben sinir sahnelerinde, sahne ne olursa olsun, sadece babama olan öfkemden beslendim diyor. O bütün sahneleri, bütün sinirli sahneleri bana oynattı. Niye fake bir şey arayayım ki diyor. Ben de seni seviyorum canım. Tabii, hiç ayrılmayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar hep beraber yaşayacağız. Hayır, inan ki görmem seni. Çok seviyorum. Birincisi, bu sahneyi asla ve asla aşağılamam. Asla ve asla kötü yorum yapmam. Kötü sahnelerin içine aldık bunu ama bu arada tanırım oynayan kişiyi, çok da severim. Ama hani malzemeye bakın, yapılan işe bakın, baya baya inanarak şu saçmalığı yapıyor. Evet, sahne olarak kötü, kötü sahne, saçma sapan bir durum ama oyuncu ona rağmen inanıyor. Oyuncuya artı veririm, sahneye evet çok kötü diyebilirim. Bu cehil sana babalık yaptım ben. Senin baban bir başkasıymış ya. Bir durdurabilir miyiz? Bu acaba Hande'nin düzeltme yapıldıktan önceki performansı mı yoksa düzeltme yapılmadan önceki patates performansı mı? çok eğlenceli. Herhangi bir şeyin bir taktiği olduğunu düşünmüyorum. Mesela normal hayatta şöyle bayılacağım diye bir kurgu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Nasıl oluyor? Kendiliğinden içgüdüsel olarak bir şey geliyor ve bayılıyoruz. Oynarken de bir oyuncunun öncelikle inanması gerekiyor. İnanırsanız o durumun gerçek olduğuna, o zaman o bayılma hali de kendiliğinden gelebilir ve organik olabilir. Burada tamamen inanmayan bir oyuncu görüyoruz. İnanmayıp mış gibi yapan bir oyuncu. Boş gözlerle, cam gözlerle bakıyor. Zaten gözlerinde duygu olmadığı,
olmadığı, his olmadığı o kadar belli ki onu zaten o bayılma anına taşıyacak herhangi bir şey de yok. Otomatikman da geriye sadece fake bir şekilde kendini yere bırakmak, çuval gibi bırakmak düşüyor. Tam bir patates çuvalı gibi kendini yere bırakıyor kendisi. Çok güzel bir sahne. Eve gidiyoruz. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Bana emir veremezsin. Oradan oraya sürüklenmekten bıktım artık. Herkesin istediğini yaptım işte. Rahat bırakın beni. Nefes alamıyorum, boğuluyorum. Neye doğru dedilerse yaptım. Neden hala her şey yanlış? Neden her şey bizim başımıza geliyor? Neden topraktan ayırdılar? Neden sevdiğim her şeyden ayırdılar? Neden? 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 Yani hava şartları evet her türlü şartta normal hayatta yaşadığımız gibi dizide de bu tarz hava şartları olabiliyor. Oyuncunun yapması gereken şey hava şartı neyse o hava şartına göre davranması. Yani yağmur yağıyor sahnede ama iki tarafta neredeyse yağmur yağmıyormuş gibi oynuyor. Bunun doğrusu ne? Yağmur yağıyormuş gibi oyna. Yağmurdan etkilen ya da ne bileyim rüzgar estiğinde o rüzgarı al. Niye yok sayıyorsun? Sanki bir fanusun içinde oynuyoruz. Yağmur yok. Ya sırılsıklam olmuşsun yani. Hani ne hala ıslanmıyormuş gibi durup poz kesmeleriniz, o fake yapmalarınız. Dublaj konusunda ben de eski dublaj yapanlardanım. Dublajdan da çok ekmek yedim zamanında ama dublaj çok iyi yapsam bile performansını %50 düşüren bir şey. Normal hayattaki konuşmayla sonradan üstüne stüdyoya girip seslendirme yapmakla olmuyor. Bence mantıklı olan yani yapılması gereken şekli şu. Ben öyle yapıyordum kendimi veya bir başkasını konuşurken. Dublaj stüdyosuna girdiğimde de oynuyordum. Çünkü oynamazsam sadece sesle duyguyu vermeye çalıştığımda suni bir şey çıkıyor ortaya. Onun yerine işte ki yabancı filmlerde de örneklerini görüyoruz. Adam giriyor ve orada oynuyor. Oynayarak veriyor. Çünkü o eforu, o duyguyu başka türlü çıkartamazsınız. Biz de onu yapmadıkları için de fake bir, samimiyetsiz bir ses duyuyoruz. Oyun ne olursa olsun sesle görüntü birbirine uymuyor. Ama sahnede hangisi oyuncu diye sormak isterim. Biri oyuncu, biri türkücü diye geçiyor ama bence türkücü daha doğal. Gördüğüm kadarıyla bu sahnede herhangi bir duygu yok. Oyuncu da inanmamış ama yapımcı burada bunu istemiş. Yönetmen, senarist bunu istemiş. Oyuncu da gitmiş gayet duygusuz, içi boş bir şekilde birazcık güzel bakmaya çalışarak ulumuş. Başka üstüne konuşulacak herhangi bir şey görmüyorum açıkçası. Dönem işlerinde çok büyük oyunculuk, çok büyük hissiyat olduğunu da düşünmüyorum. Ben de dönem işinde oynadım. Hep de memnuniyetsiz kaldım oynadığım dönem işlerinde. Çünkü duygu istemiyorlardı. Ben duygusuz oynayamıyorum. Beceremiyorum onu. Belki yanlış bu yaptığım şey, benim eksikliğim olabilir. Duygusuzca sert sert bak diyorlar. Ben öyle yapamıyorum. Benim hep gözümün dolu bakması lazım. İnanmam lazım. İnanmadığım bir şeyde oynayamıyorum, beceremiyorum, başarısız oluyorum. Bence bu sahnede de herhangi bir duygu yok. Yeşilçam'dan gelmiş bir oyuncuyum. Yeşilçam'ın son iki senesine yetiştim. Çocuk oyuncuydum o zamanlar. İki tane de Yeşilçam filmim var. Birazcık Yeşilçam'ı tatmış biriyim. Çok farklı bir durumdu. Çok farklı bir dönemdi. Çok geriden gidiyoruz biz ülke olarak. Şu an bile bayağı bir gerideyiz. Bir de o zamanki şartları düşünün. O zamanki bakış açısını düşünün. O zamanlar bu tarz şeyler popülerdi. Bir şekilde ilgi çekiyordu. Ben ne yönetmenin ne oyuncunun buna inandığını, bu kafada olduğunu düşünmüyorum. Dönemin şartları gereği, dönemin istekleri gereği böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu tabii ki komik şu an baktığımızda. Ama hani kafaları çalışmadığı için çok hani saçma sapan insanlar olduğu için olduğunu düşünmüyorum. Ki keza oyuncular bence başarılı, iyi oyuncular. Tamamen proje bazlı, dönemsel bir durum bence. Ya düşünsenize hani Cüneyt Arkın'a laf söylüyoruz. O atlara biniyordu, şöyle fake'ti, böyle fake'ti, şu kadar insana şey yapıyordu. Adam gerçekten biniyordu. Şimdi ben dönem işinde oynadım. Ata bindirdiler beni, mahvoldum yani. Hatta korkudan diziden ayrıldım. Her gün ölme tehlikem vardı. O adam o şartlar altında attan ata atlıyordu, biniyordu. Bırakalım da biraz fake olsun ya. Neler neler yapıyordu. Şimdi olsa o adam bence dünya starı olurdu. Prepare yourself.
Ne yaptın abla? Oyuncunun burada yaptığı tek hata, bunu hani çok sanatsal oyunculuktan bakalım öyle eleştirelim demeye gerek yok. Bu yalancılık. Yalancılık kötü bir şeydir. Ablamız yalan söylüyor. I knew there was no, I knew it was wrong and I knew that I had to leave him. And that's what broke my heart. Because I didn't want to leave him. I thought if I got up out of that room, I would leave the best thing that ever happened to me. And I wish I could sit here and say I stood up and I walked out of that house and I drew a line and I stood up for myself. But I was just looking at the dirty carpet trying to will myself to get up. Türkçe olsaydı buna belki çok fake diyebilirdim. Ama İngilizce devreye girdiği zaman o Amerikan tavırları var ya bunların, hani böyle bir rahat, bir esnek falan. O bize böyle bir ne bileyim gerçekmiş gibi getiriyor. O büyük oyunu yiyor aslında, yedirebiliyor o dil. İngilizce'de böyle bir imkan var. Valla ben açıkçası yani yaptığının tamamen rol yaptığını, fake yaptığını düşünüyorum. Ama ben... güzel oynadığını düşünüyorum. Yani bu durumda bir insan bu şekilde konuşabilir mi? Böyle hissedebilir mi? Hissedebilir. Tek tip oyunculuk diye bir şey yok bence. Bu sahne böyle oynanır. Bu rol böyle oynanır. Hayır. Kim ne hissediyorsa o sahnede ona göre tepkiler verebilir. Kadının verdiği tepkilerde de çok büyük fake'ler yok burada. Ya bu sahnede iyi oynuyor kadın yani. Bayağı inanıyorsun. Burayı izleyenler bu kadına inanır. Yılın en kötü oyunculuk performansları listesinde zirvede. Aha. Bu sahnede en büyük hata nedir? Yani birincisi oyuncuların sahneye inanmadığını düşünüyorum. Sahnenin yazıldığı haline de inanmamışlar, çekilirkenki tekniğine de inanmamışlar. İnanmadıkları zaten her hallerinden belli. Tüm oyuncuların inanmadığı belli, kızın da inanmadığı belli. İnanmazsan zaten çıkacak sonuç bundan daha öte olmaz. İnanmıyorsan projeyi kabul etme. İnanmıyorsan git yönetmenle konuş. Doğru bir dille konuş. İnanmayarak, hiçbir şey konuşmayarak hem de projeyi kabul etmişsin, oynama. Oynamayı kabul ettiysen de inan. Ne kadar saçma olursa olsun inan. Orada o kurşunun bir şekilde sekip sana geldiğine inan ve gerçekten hisset. Oynadığım her şeye inanıyor muyum ben? İnanmıyorum tabii ki, ama bir projeyi kabul ettiysem inanarak oynamak zorundayım. Ben öncelikle karakterlere normal gerçek insanlar gibi bakıyorum. Onları gerçek insan olarak sayıyorum. Gerçek insanı tanırken mesela onun bir insanı tanırken hayat amacını soruyoruz önce. Hayattan beklentisini soruyoruz. Çünkü hayattaki bütün her şey seçimlerimizden ibaret. Ve bütün seçimlerimizi hayat amacımıza göre belirliyoruz. Yani hayat amacın güçse ona göre seçimler yapıyorsun. Hayat amacın sevgi ise ona göre seçimler yapıyorsun. Seni tanımak için benim senin hayat amacını bulmam gerekiyor. Yani... onu bulmadan bir karakteri oynayamam. Normal hayatta bu böyleyken, bütün seçimlerimizi bu belirliyorken, biz bir karakteri oynarken o karakterin amacını sormuyoruz karaktere. Direkt onu oynamaya çalışıyoruz. Ezberleyip laflarını söylemeye çalışıyoruz. Tanımadığımız birini oynayamayız. Tanımadığımız birinin içine giremeyiz. Hadi hanımlar beyler, mangal pişirme operasyonu başlıyor. Sen de şimdi çok önemli bir şey yapacaksın kardeşim. Şimdi bir saat mangalla uğraşırsın. Belki bir saat sürebilir ama benim pişirdiğim etlerin lezzetinden parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Arkadaşlar bir dahaki sefere de deniz kenarı bir yere gidelim mi? Gidelim gidelim diyorsun da beyefendi yan gelip oturuyorsun. O nazik poponu biraz kaldırsan da yardım etsen bizi de mutlu etsen. İyi ki bir şey söyledik. Size de bir şey söylemeye gelmiyor. Elimizden gelse yaparız herhalde. Bırakın şu ağız dalaşının da işinizi yapın. Ah beni ısırdı. Ayağımı ısırdı. Kaçın lütfen, geliyor. Ah çok fena ısırdı. Çok acıyor. Durun durun, bekleyin, arabada kolonya var, getiriyorum. İzlediğimiz şeyde oyuncu yok zaten. Oyuncu olmadığı için de zaten bir oyunculuk performansı sorgulamamıza da aslında gerek yok. Çünkü bu arkadaşlar oyuncu değil. Bunların örneklerini şu an işte bazı platformlarda görüyoruz. Aynen bu şekilde yaparak bir şeyler çekiyorlar, skeçler çekiyorlar aynı bu oyunculukla. Ve onlar yüz binler izleniyor. Bence bu akıllıca.
yapılmış bir şey. Asla oyunculuk kaygısı olmayan, herhangi bir şekilde bir hikaye anlatma kaygısı olmayan ve insanlara çarpıcı gelecek, bu insanları kandırırız ve dikkat çekeriz mantığıyla yapılmış bir proje bu bence. Ki keza yıllardır konuşuyoruz bunu. Demek ki başarıya ulaşmış. Bence çok başarılı. Doğru buluyorum. Dikkat çektiği için. Şimdi işte bu TikTok'ta zaten şu an şu anki şartlarda da bu şekilde oynayıp skeçler çekip milyonlar izlenenler var. Burada da aynı şekilde özellikle yapılmış bir şey var. Yıllardır hafızamıza kazındı. Yani işte gerçek kesiti Flash TV'yi unutamıyoruz. Bence çok başarılı. Genel olarak evet kötü görünebilir, komik olabilir ama hayatın gerçekleri var. Hayatın içinde de böyle komik anlar, garip duruma düştüğümüz anlar var. Bazılarını gerçek buldum ama bunların hepsi bana göre bence siz tam tersini düşünebilirsiniz. Oyunculuk zaten böyle bir şey. Yoruma çok açık bir şey. Adı üstünde yorum. Biz de yorumcuyuz zaten, yorumluyoruz. Oynarken de bir karakteri yorumluyoruz. Bunu herkes beğenecek anlamına gelmiyor. Herkes sevecek, herkes inanacak anlamına gelmiyor. Oyunculuğa meraklı olan izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum çok samimi olarak. Çok mu paranız var? Çok paranız yoksa bu işe girmeyin. Ha dersiniz ki çok paramız yok ama aşkımız var. Gerçek mi o aşk? Gidin o aşkın gerçek olup olmadığına bakın. Çünkü tüm hayatınızı kumar masasına koymanız gerekiyor. Bu cesaret var mı sizde? Bu yürek var mı? Deli gibi çalışmaya hazır mısınız? Öyle ben gideyim bir ajansa kaydolayım, ünlü olayım, paralar gelsin diye bakıyorsanız oyunculuğa onu unutun. Ama hani tırnaklarımla kazıyacağım, saçlarımı ağartacağım diyorsanız herkesin oyuncu olabileceğini düşünüyorum. İçeriden gelen bir şey bu çünkü. Yetenek dediğimiz şey az da olsa o geliştirilebilen bir şey. Önemli olanın çalışmak olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisinin aşk olduğunu düşünüyorum. İnanç duygusu ve aşk olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten oyunculuğa aşkınız ve inancınız yoksa ne olur girmeyin. Çünkü para kaybedersiniz, çok para kaybedersiniz, aç kalırsınız. Aç kalmaya razıysanız zaten aşıksınız ve inanıyorsunuz demektir. O yüzden gözünüz kapalı girin ama çok çalışın. Efendim bugün kötü oyunculuk performanslarını değerlendirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın. Beni de tüm sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. Bütün her yerde Burak Sarimolar olarak geçiyor. Çok teşekkür ederim.